Merhaba sevgili izleyiciler. Bizi bir programda daha buluşturan Allah'a hamd ve senalar olsun. Bu programda dilimize sahip olmayı işleyeceğiz. Sonradan duyulacak pişmanlığı önceden hesaplayabilmek güzel bir meziyettir. Sonradan pişman olup hatamızı düzeltme çabasına girmektense düşünerek, ölçerek, tartarak ve konuşmak faydalı bir davranıştır. Ancak bunu başaranlar maalesef çoğunlukta değildir. Özellikle öfkeliyken dil kontrolden çıkar. Dolayısıyla dilimize hakim olmaya çalışırken öfkeyle başa çıkmaya çalışmaya başlamak faydalı olabilir. Öfkeyle baş edebilmek için acele karar vermeyeceğiz. Eğer duygumuzu kontrol edemiyorsak ortamdan uzaklaşmalıyız. Ve öfkemize sebep olan konuyu daha sonra tekrar değerlendirmeye almalıyız. Olay çok sıcak ve yoğun olduğu anda duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol edemeyiz. Kontrol edemeyince de dili de kontrol edemeyiz ve sonradan pişman olacağımız şeyler ağzımızdan çıkar. 1800'lü yıllarda yaşayan Ahmet Vefik Paşa'nın bir anısını anlatacağım. Ahmet Vefik Paşa Fransa'ya büyükelçi atanmış. Güven mektubunu Fransa kralına takdim etmek için saraya gitmiş. Kabul salonunun hemen kapısında bulunuyormuş. Normalde gelen misafirler aşağıda bekletilir. Daha sonra kabul salonu alınır. Ama bu protokol hatası yapılarak Ahmet Vefik Paşa'ya protokol kabul salonunun kapısında bekletmişler ve padişaha krala, Fransa kralına Ahmet Vefik Paşa'nın Osmanlı sefirinin elçisinin güven mektubu sunmasını sunmak için geldiğini söylemişler. Kral da haberciye şu miskin padişahın elçisi gelsin gibi kötü sözler söylemiş. Tabii ki bu sözleri de Ahmet Vefik Paşa duymuş. Biraz sonra hemen yanındaki kapıdan Ahmet Vefik Paşa'nın girdiğinde kral bir anlık öfkeyle söylediklerinin hepsinin işitildiğini anlamış. Tabii telaşlanmış. O zaman Osmanlı Avrupa'da bir lider bir devletti. Büyük devletler Fransa, İngiltere Osmanlı'yı hesaba katıyordu, padişah hesaba katıyordu. Ondan sonra takdim ve görüşme merasiminden sonra Kral Ahmet Vefik Paşa'ya şöyle bir şey rica etmiş. Demiş ki rica etsem duyduklarınızı padişah efendimize aktarmazsınız değil mi? Deyince paşa hazır cevap. Aman efendim demiş, merak buyurmayınız. Hiç onun hakkınızda söylediklerini size naklettim mi ki? Evet, demek ki dedikodu halk arasında olmuyor. Demek ki büyükler arasında da dedikodu oluyor. Yani Fransa kralı padişahı çekiştiriyor. Gıybet
Yani kişinin veya kişilerin arkalarından duydukları zaman hoşlanmayacakları şeyleri söylemektir. Gıybet dinimizce ağır bir şekilde kınanmıştır. Ama baktığımızda maalesef gelişmiş ülkelere nazaran Müslüman ülkelerde gıybet daha çok yaygındır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Gıybet çok ağır bir eylemdir. Gıybetin ağırlığını tarif eden çok güzel bir hikaye anlatılır. Bir adam, bir alime, falanca adam senin hakkında konuştu demiş. Alim adama demiş ki, o bana ok attı ama isabet ettiremedi. Sen ise oku getirip kalbime sapladın demiş. Ne kadar anlamlı değil mi? Adam arkasından söylemiş. Ve kişi duymamış. Kişi hiçbir anlamı ifade etmez. Ama siz biz aktarınca sözü sahibine, o takdirde o adamı da yaralarız, sözü söyleyeni de yaralarız ve bir fitneye yol açarız. Onun için bundan sakınmak lazım. Gıybetin bir nedeni çok çeşitli nedenleri var ama iki nedeninden bahsedeceğiz. Biri kıskançlık, diğeri de liyakatsizliktir. Wikipedia'da kıskançlık şöyle tarif edilmiştir. Kıskançlık doğuştan değil, sonradan öğrenilen ve birçok insanı etkileyen, rahatsız eden bir duygudur. Kıskançlık, özgüven eksikliği ve yetersizlik duygusundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Kıskançlık yaşayan birisi, zaman ile değersizlik, çaresizlik, öfke, mutsuzluk ve yalnızlık gibi duyguları da yaşar. Demek ki kıskançlık sonradan öğrenilen bir duygudur. Fıtri değildir. Dolayısıyla bu duyguyu çocuklarımızı eğitim ile askeri seviyeye düşürebiliriz. Tabii bu programda kıskançlığın detayına girmeyeceğiz. İnşallah bir başka bir programda kıskançlığı işleyeceğiz. Buradaki belirteceğimiz husus, kıskançlığın, gıybetin nedenlerinden biri olduğudur. Dolayısıyla kıskançlığı asgari seviyeye indirebilirsek, gıybet de o derece düşer. Diğer sebeplerden birisi de liyakattır. Ortalama insan, kendinden daha eğitimli, becerikli ve liyakatlı bir insanın emrinde çalışmaktan üzüntü ve kıskançlık duymaz. Esas sorun üstümüzdeki kişinin liyakatsız olması oluşturur. Yani hak etmediği bir makama gelmesi oluşturur. İnsanlar üstlerinin kendilerinden daha bilgili ve liyakatlı olmasını bekler. Bu olmayınca da iş barışı bozulur ve o yerde huzur olmaz. Bu nedenle üst olarak atanacak veya göreve talip olacak kişinin belli vasıflara sahip olması beklenir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, beni memur tayin edemez misin? Dedim. Bu sözüm üzerine elini omuzuna vurdu ve sonra da ey Ebu Zer, sen zayıfsın. Memurluk ise bir emanettir. Hakkını vermediğin takdirde kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse o hariç buyurdu.
Yani bu zayıflık kelimesinin bedensel zayıflık değil, ruhi zayıflık veyahut da yetenek, o konuda yetenekli olmaması anlamında kullanmıştır. Bu nedenle bir görev talep ederken ne iş olsa yaparım yerine o görevi hakkıyla yapabilme ehliyetine sahip olup olmadığımızı sorgulamamız lazım. Çünkü görev bir emanettir. O emaneti üstleniyorsak, o emanetin hakkını vermediğimiz zaman ve herhangi bir kimse bilgisizliğimizden dolayı mağduriyet yaşadığı zaman ruz-i mahşerde bundan dolayı hesaba çekileceğimizi hesaba katmamız lazım. Şöyle bir düşünün, bir otobüs şoförü aranıyor. Bir kişi ehliyetli ve veya tecrübesi olmadığı halde araya adam koyup o görevi alıyor. Otobüsü kullanırken kaza yaparsa orada ölen ve yaralananların hepsinin hesabını manevi alemde verecek. Bu uç örneği verdim. Bu nedenle bir göreve, özellikle de idarecilik görevine talip olan kişi, yetersizliğinden dolayı mağdur olan insanlardan dolayı bu dünyada hesap veremeyebilir ama otobüs şoförü gibi manevi alemde hesap vereceği unutulmamalıdır. Dil insanın belasıdır. Vezir de eder, rezil de eder. Bu nedenle bir kişi hakkında konuşurken o varmış gibi konuşmayı prensip haline getirmeye gayret edersek rahat bir yaşam süreriz. Ancak bu alışkanlıktan kurtulmak kolay değil. Bir büyüğümüz şöyle nasihat etmişti. Nahoş konuşmaya engel olamazsanız dilinizi ısırın. Keşke dilimizi ısırabilsek. Rabbim bu illetten kurtulma gayretimize yardımcı olsun inşallah. Bu programı bir belgesel tavsiyesiyle kapatacağız. Tanıtacağımız belgesel Sibirya ile ilgili bir belgeseldir. Belgeselin adı Dünyanın En Soğuk Şehrine Yolculuk. -71 derece. Bu Sibirya'da ölçülen en düşük derecede -71. Bu belgeselde yukarıda söylediğimiz gibi Sibirya tanıtılıyor. Kışın ortalama sıcaklık -40-50 derece arasında seyrediyor. Enteresan bir video, enteresan bir yaşam. Oradaki yaşam bize tuhaf geliyor. İzlediğiniz zaman göreceksiniz, yani çok enteresan şeyler duyacaksınız, göreceksiniz. Ben ekstra bilgi vermeyeyim. Sizi orada videoyu izlerken o siz görün. Ama bize çok tuhaf gelen şeyler orada yaşanıyor. Malum -40-50 derecede yaşam son derece güç bir şeydir. Biz burada 5-10 derece sıcaklıkta -5-10 derecede biz iflahımız kesiliyor. Orada -45-50 derecede yaşam sürüyor. Belgeseli yapan kardeşimiz orada onlara refakat eden kadına soruyor. Bu sert iklimde nasıl yaşıyorsunuz? Buradan ayrılmayı düşünüyor musunuz? Diye soruyor. Kadın şu cevabı veriyor. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum çünkü burayı seviyorum. Burada atalarım var, topraklarım var,
akrabalarım var ve seviyorum burayı. Bize 45-50 derece ortam sevilecek gibi gelmiyor ama oradaki o yaşam şeyde orada alışıyorlar. İnsanlar alışıyor ve burada yaşıyorlar. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomuzun linkini, belgeselin daha doğrusu linkini açıklama kısmında ekleyeceğiz. Dileyen kardeşlerimiz oradan tıklayıp izleyebilirler. Allah'a emanet ediyorum. Selam ve saygılarımla.